Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. Bugün Karşı Pencere'de torba yasayı konuşacağız. Torba yasanın pek çok tartışılan maddesi vardı. Zaman zaman bu maddeleri anlatmaya, niye tartışıldıklarını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün 75. maddeden bahsedeceğiz. Aslında bu madde de epey tartışıldı. Geçmemesi için de epey çabalandı ama torba yasadaki maddeler yasalaştı. Bu 75. madde neydi? Bu kadar karşı çıkılmasının sebebi neydi? Bugün biraz bunları sormak istiyoruz konuğumuza. Şöyle yorumlar var. Bunlara katılır mı katılmaz mı konuğumuz? Biraz onları konuşacağız. 75. madde bir doğa talanı deniyor. Böyle midir? 75. maddeyle ruhsatsız madenlerin olabileceği, izinsiz HES'lerin yapılabileceği ve lisanssız kömür santrallerinin kurulabileceğinden bahsediliyor. Durum bu kadar ciddi mi bu maddeyle? Tüm bunları konuşacağız. Avukat Alptekin Ocak'la. Alptekin Bey merhaba. Merhabalar. Bu 75. madde ne? Öncelikle bir sizden de dinleyelim onu. Yani yasada tam olarak nasıl ifade ediliyor bu madde? Madde aslında 19 Temmuz'da yasalaştı ve Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin bir kanun. Bu kanun içerisinde kanunun 75. son maddesi. Aslında önce varlık fonunu kısaca söylemek lazım. Varlık fonu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi bir fon ama kamu kaynaklarının özel olarak özellikle özelleştirmeden elde edilecek kaynakların bu fona aktarıldığı, bir yandan özel şirket gibi çalışacak ama kamunun doğrudan siyasal iktidar ERK tarafından yürütülebilecek bir fon. 75. madde bu fon için istihdam yaratılmasına yönelik bir madde ve doğal varlıkların bu fonun burada gerçekleştirecek şirketlerin yani doğal varlıkların bir kaynak olarak kullanılmasının yolunu açıyor. O da aslında bizim çevre hukukumuzdaki izin, lisans, çevresel etki değerlendirme süreçleri gibi, ruhsat süreçleri gibi, yani hem maden kanunu hem çevre kanunu bütün bunlardan muafiyet getiren, Bakanlar Kurulu'na bu konuda özel yetki veren, bir istisna durumu tanıyan bir madde. Bak, daha önce yani birkaç tane düzenleme şöyle şeyler getiriyor. Stratejik yatırım olarak tarif ettikleri bir Enerji Bakanlığı'nın desteklediği projeler vardı. Burada 500 milyon TL gibi bir minimum yatırım yapılması örneğin gerekliyken artık o 50 milyon TL'ye düşürülmüş durumda. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak de biz stratejik yatırım olarak gördükleri artık yani bütün o limiti çok aşağı çekmiş durumda. Dolayısıyla bu en küçük maden projesinden işte baraj, hidroelektrik santraller veya çok daha ülkesel çaplı işte nükleer santral projelerine karşı, yani bunları stratejik yatırım olarak niteleyip bütün bu koruma mevzuatından ari kılmaya aslında yönelik bir düzenleme. Peki şimdi anladığımız kadarıyla ekonomik olarak da yani ekonomik olarak çıkarılmış bir yasa diyebilir miyiz? Epey getirisi olacak gibi duruyor. Buna karşı çıkmanızın sebebi nedir? Niye stratejik yatırımlar yapılmasın bu memlekette? Şöyle, bu memlekette tabii ki yatırım gerekir ama burada esas zaten konuşulan ve tartışılan, aslında insanların ve bizim çevre hukukçularının da ekoloji hareketinin içerisinde yer alan insanların da tepki gösterdiği şey şu. Özellikle bu ülkedeki yani zaten demokratik kurumların gelişmediği bir ortamda, yani işte bir darbe ortamıyla karşı karşıyayız ve bunun sonrasında gösterilen refleks aynı zamanda antidemokratik olunca bir kere hani bunu koymak lazım. Ama özel olarak darbe sonrası ilk açıklamayı Çevrecilik Bakanlığı'ndan geldi ve çevresel etki değerlendirme süreçlerine işaret etti. Yani dedi ki ÇED'lerle beraber milletin canını okumuşlar dedi. Millet dediği aslında yatırımcılardı. Yani kendi bakanlığının 2013 yılında yaptığı bir uluslararası ÇED kongresi vardı. O kongreye sunulan bildiriden aynen size söylüyorum. Yapılan ÇED başvurularının %99'u olumlu sonuçlanıyor zaten. Yani üstelik yani milletin canını okumuşlar dediği, şöyle bir yine istatistik vereyim. 1993 yılından beri yapılan 40 bin üzerinde ÇED başvurusu var. Sadece 36 tane ÇED başvurusunu olumsuz olarak karar vermişler. Bunun dışındakilerin hepsine zaten yol vermişler.
Yani ÇED demek şu demek aslında, yapılması planlanan bir faaliyetin çevreye olan etkilerini ölçüp değerlendirdiğimiz, biçtiğimiz ve bu projenin yapılıp yapılmayacağına karar verdiğimiz, özellikle yani bizim Türkiye'de şöyle söyleyeyim, yani üzerinde hidroelektrik santral veya baraj yapılmayan herhangi bir ırmağımız kalmadı yani. Yani kıyı alanlarının hepsi ranta açıldı, bütün meralar özellikle büyükşehir yasasından sonra meralar özel şirketlere tahsis edildi. Yani Türkiye'de koruma ve kullanma dengesi zaten kalmamış durumda. Hani bu dengenin kalmadığı noktada zaten insanlar canhıraş bazı projeleri doğrudan etkilendikleri yurttaşların yaşam haklarını, içinde bulundukları doğal çevreyi doğrudan ilgilendirdikleri bazı projelerde aldıkları yargı kararlarının bile artık bypass edildiği bir noktaya geleceğiz. Hani bu projelerin özellikle stratejik yatırım olarak açıklanan projelerin yargıya taşınması imkansız hale gelecek. Yani bunun önü tamamen kapatılmış olacak. Zaten yargı dediğimiz şey de bir yandan aslında hukuki denetim yani. Verilen idari kararların sağlıklı verilip verilmediğine ilişkin bir denetim yani. Yani şu mu? Yetki parlamentodan alındı ve bakanlar kuruluna verildi. Bu mu önünü kapatan, yargıya taşınmamasının önünü kapatan bu mu? Şimdi şöyle, bakanlar kuruluna verilen yetki şu. Bakanlar kurulu istediği projeyi stratejik yatırım olarak ilan edecek ve ilan ettiği projeler artık hiçbir biçimde yargı, izin, ruhsat, ÇED gibi süreçlere tabi olmaksızın, yani sürtünmesiz bir alan gibi düşünün. Yani siz bir yatırımcı olarak düşünün kendinizi. Bütün bu izin, yani izin, ruhsat süreçlerinden hiçbirine takılmadan projenizi yapabiliyorsunuz. Üstelik şöyle söyleyeyim, kanunla beraber bu düzenlemeyle beraber kamu arazileri bedelsiz şekilde şirketlere, bu yatırımcı şirketlere devrediliyor. 49 yıllığına kiralanıyor hazine arazileri. Kurumlar ve gümrük vergisinden muafiyet getiriliyor bu şirketlere. Aynı zamanda çalışanların 10 yıllık sigorta primleri yine kamu tarafından ödeniyor. Tüketilen enerjinin yarısı kamu tarafından ödeniliyor. Personel ücretinin ödenmesinde de 5 yıla kadar destek veriliyor gibi. Yani neredeyse bizim cebimizden mi çıkacak yani? Bunların hepsi bizim cebimizden çıkacak. Üstelik doğal varlıklar üzerinde yapılan müdahale de hiçbir biçimde denetime tabi olmayacak. Herhalde işte ancak uluslararası yargı, o da yani işlevi çok tartışmalı. Evet. Ancak o Avrupa İnsan Hakları gibi, Birleşmiş Milletler gibi kurumlara belki bundan sonra bu süreçler taşınabilecek. Evet. Peki şimdi şunu hatırlatalım. Şimdi hükümet kanadından da çeşitli açıklamalar yapıldı. Ve oradaki açıklamalarda diyorlar ki mesela bir tanesi proje bazlı yatırımları hızlandırmak zaten temel amaçlardan birisi bu. AKP'nin milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in bir gazeteye yaptığı açıklama var ve orada açıklamada diyor ki yerelin yetkisinin ortadan kaldırılmadığı, yetkilerin tamamen merkezde toplanmadığı, Bakanlar Kurulu'nun sadece ihtiyaç halinde yetkilendirilebileceğini bu konuşmasında söylüyor. Böyle değil mi gerçek? Şöyle yani aslında yani bu merkez ve yerel tartışması tabii ki ayrı ama bir yandan işte yerel dediğiniz şey kararların eğer ne kadar mesela muhtarlıklar düzeyinde, belediyeler düzeyinde, belediye meclisleri düzeyinde tartışıldığı, konuşulduğu şekilde ilerlese evet biraz daha demokratik olabilir bütün bu süreçler ama öyle ilerlemiyor. Bütün bu kararlar yani şöyle söyleyeyim, maden ruhsatlarının verilmesi bile Enerji Bakanlığı'ndan alınıp Başbakanlığa verilen bir ülkede yani düşünün Bakanlar Kurulu'nda doğrudan o ruhsatların verilmesine yönelik yetkinin kendisi bile Başbakanlığa bağlanmış durumda. Dolayısıyla bu açıklamaya çok inandırıcı bulmuyorum açıkçası. ama yani bir de şöyle, evet bunlar bir istisnai durum tanımlıyorlar. Fakat bu istisnai durum aslında görüyoruz ki uygulamada yerleşik hal alıyor. Yani daha böyle somut örneklerle anlatır mısınız? Mesela Akkuyu Nükleer Santrali projesinden bahsedelim. Şimdi yine gündemde Türkiye ve Rusya ilişkilerinin tekrar düzelmesiyle aslında bu ilişkinin Akkuyu'yla ne kadar da önemli bir yere oturduğunu görmüş olduk. Akkuyu hızlandıracaklar ve yapmakta da kararlılar. Şimdi Akkuyu İlk konuşulduğunda yine siz hukukçuların çok itirazları vardı. Çok hukuksuz bir proje bu diyordunuz. Şimdi mesela bu 75. madde onu nasıl etkileyecek? Etkileyecek mi?
70 mesela Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapan bir anonim şirket, yanılmıyorsam Azerbaycan ortaklığı. Yani o bir lisansı var, aynı zamanda ÇED izni var, ÇED olumlu kararı, yargıya taşınmış durumda. Danıştay 14. Dairesi'nde şu an bilirkişi raporu bekleniyor, keşif yapıldı. Onlara dava açan işte yurttaşlar oldu, ben de o yurttaşlardan aynı zamanda hukukçuluğunu, avukatlığını yapıyorum. Yani Türkiye'nin farklı ilçelerinden, illerinden. Tabii artık yani bu zaten örneğin Akkuyu Nükleer Santrali bir uluslararası anlaşmayla yapıldı. Yani yapılıp yapılmayacağı meclis denetimine bile, meclis denetiminden bile kaçırıldı. Şimdi söylemek istediğim şey şu, yani bütün bu hangi proje için bu istisnai hal tanınacaksa, bütün bu yargı süreçlerinin bypass edildiği, izin hiçbir konuda izin alınmasına gerek duyulmadığı, üstelik desteklemeleri biraz önce açıklamıştım yasa metninden doğrudan, yapan yatırımcı firma açısından da muazzam derecede, yani neredeyse bedavaya getirdikleri, bütün bu hiçbir kamu kaynaklarının çok acayip bir biçimde onlara tahsis edildiği bir halden, bir durumdan bahsediyoruz. Yani uygulamada şunu göreceğiz, ne kadar istisna, ne kadar hangi durumlarda bu uygulanacak, ama yani 500 milyon TL gibi bir yatırım sermaye bütçesinin 50 milyon TL'ye çekilmesi dolayısıyla ne kadar geniş bir spektrumda bunun uygulanacağını bize gösteriyor açıkçası yani. Peki biraz daha anlayalım. Endişeniz tam olarak ne? Yani doğanın talanı deniyor mesela. Nasıl bir talan olacak? Yani tamam, şimdi bir hukuksuzluk olacak ya da bir denetimsizlik olacak. Bir kere yani meclisi hiç tartışılmayacak. Muhalefetin ne dediği önemli olmayacak. Bunun önemli olmaması demek, yöre halkının sesinin de duyulmaması demek. Biz buraya bu santralin yapılmasını istemiyoruz. Bu madenin açılmasını istemiyoruz. Bunların bir önemi kalmayacak anladığımız kadarıyla. Ne yapabilirler peki? Ya aslında bu zamana kadar yürüyen Türkiye'de son 20 yıldır ekoloji mücadelesi, işte çevre mücadelesi yürüten insanlar çok sıklıkla mahkemelere başvuruyorlar. Aslında dertlerini anlatabilecekleri başka bir düzey kalmamış durumda. Ama o mahkemelerden de aldıkları sonuçlar yine bypass edilerek, hukuk arkasından dolanılarak yeniden izin ve işte bütün bu ÇED süreçleri işletiliyor. Yani şunu söyleyebilirim. Mesela Giresun'un işte Dereli ilçesindeki iki su barajı var örneğin. Zaten o 16-17 tane hidroelektrik santral yapmışlar. Şimdi yine orada bir köyü su altında bırakacak bir baraj projesi. Dördüncü defa 3 tane ÇED raporunu iptal ettirdik, durdurduk. Dördüncü defa yeniden ÇED sürecine girilmiş durumda. Yani burada sorunuza gelirsem, yani bütün bu arkadan dolanma hiçbir şekilde yani toplumsal muhalefetin, insanların, yurttaşların dinlenilmediği, kalaya alınmadığı bir aslında ben yaparım olduğu ve her şeyin en doğrusunun iktidar yani güçleri tarafından bilinildiğini düşünüldüğü bir halde yaşıyoruz. Yani özellikle yani bence yani direnme hakkı en temel haklardan bir tanesi. Evet. Oraya ayrıca eğer konuşalım. Eğer hukuk meşru değilse bu hakkı başvurmaktan başka çaremiz kalmıyor. Oraya ayrıca konuşalım. Mesela Cerattepe projesi epey gündemimiz oldu. Oradaki, özellikle oradaki yöre halkının nasıl direndiğini gördük ve nasıl projeyi durdurabildiğini de gördük. Şimdi bu 75. maddeyle Cerattepe yapılabilecek mi? Yani evet, orada Cengiz Holding'e ait bir işte maden işletmesi stratejik yatırım olarak karar verildiği takdirde bütün bu ÇED muafiyet işte ruhsat izin süreçlerinden işte muaf kılınacak ve doğrudan projeye başlanılabilecek. Yani iki tane durum var, dikkatinizi çekelim. Bir tanesi bütün bu izin süreçlerinden muafiyet, diğeri de teşvik. Yani bizim kamu kaynaklarının, hepimizin ortak değerlerinin hazine arazilerinden tutun da işte yani bir takım vergisel yükümlülükler, hepimizin tabi olduğu vergisel yükümlülükler veya ödediğimiz elektrik faturasına kadar yani. Bütün bunlardan muaf yatırım yapacak şirketler aynı zamanda da kimsenin izin almak durumunda kalmayacaklar. Yani programdan önce arkadaşlarla da konuşuyorduk, yani Kabataş'a yapılacak Martı projesini bile biz kimseye anlatamadık yani. Güzeldi ya da çirkindi ama yani taraflar yani bu İstanbul'a sorulabilir yani. Bütün Boğaz silüetine örneğin bir şey yapıyorsunuz yani, bu hani bunun bile tartışılmadığı ve bunun yani kocaman bir şey inşa ettiler ve İstanbul'un kamusal gündelik yaşamının en önemli meydanlarından bir tanesi, deniz taşımacılığı için önemli, şu an kullanılmayan durumunda.
Hani hiçbir şey yapılmasın demiyorum kuşkusuz ama yaptıkları her şey yanlış yani. Ben bunu görüyorum yani. Bir hukukçu olarak bir tane doğru bir işe kendi adıma rastladığımı söyleyemem yani. Değil mi? Peki o zaman şunu anlıyoruz herhalde. Yani bizim kullandığımız, kullanmak istediğimiz, yeşil kalmasını istediğimiz bir alan bize sorulmadan yapılacak. Üstelik onun ücretinin, parasının birçoğu da bizim cebimizden kamu çıkacak. Kamu kaynakları olarak aynen kamudan karşılanacak. Peki şimdi böyle anlatıyoruz, konuşuyoruz. Olumsuz bir tablo elbette çıkıyor ortaya. Ama en azından önce şunu konuşalım. Hukuki olarak hiç mi yapılabilecek bir şey yok? Yani şimdi bir madde yasalaştı. Bu ne demek? Bu geri çekilemez mi? Değiştirilemez mi içeriği? Hukuki olarak önünüz kapalı mı? Yapamıyor musunuz hiçbir şey yasalaştıktan sonra? Yani yasa dediğiniz şey örneğin uluslararası sözleşmelerin tabii ki üzerinde değil. Bir kere hala altına imza attığımız... İşte örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi kısmi maddelerinin şu an yürürlükte olmasa bile bu geçici durum. Ben bugünlerin geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki yani yasa dediğiniz şey bugün yapıldıysa yarın başka bir şey de yapılabilir. Toplumsal taraflar dinlenilir. İşte lobicilik faaliyetleri çerçevesinde veya yani biraz daha demokratik bir yönetime kavuşabiliriz gibi. Tabii yani iyi niyetli şeyler söyleyebilirim en fazla ama yani gidişatımız özellikle OHAL rejimi ve bu rejimin kendisini aslında yani kalıcılaştırmaya yönelik. Üstelik OHAL gibi yani olağanüstü hal kararı alınmasına gerekçe olan güvenlik problemlerini çok çok aşan başka yani ekolojik, çevresel değerler, işte finans gibi konularda kararlar alındığı, üstelik hızlıca bu kararların aldığı, tamamen yani paranın konuşulduğu, ticaretin konuşulduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bütün bunların yasaları zaten var yani liberalizm dediğimiz şey yani 200 yıldan beri kurulmuş. Bu olağanüstülüklere karşı direnmek durumundayız yani veya bunun geçmesini bekleyeceğiz. Evet. Yani şimdi elbette yorumlar da geliyor izleyicilerden haklı olarak şunları diyenler de var. Yani şimdi tam bahsettiğiniz gibi bir OHAL durumundayız. Öyle yaşıyoruz. Zaten birçok madde, birçok istenilen şey kanun hükmüne kararnamelerle geçirilebiliyor, çıkartılabiliyor, değiştirilebiliyor. Patlamalar oluyor, onlarca insan hayatını kaybediyor. Biz gelmiş burada doğanın talanından bahsediyoruz. Evet. Belki biraz anlaşılsın diye bunun önemini anlatır mısınız? Yani doğanın talanını niye bu kadar haykırmalıyız, niye bu kadar konuşmalıyız? Belki yasalaşmadan önce işte engellemek için daha mı çok haykırmalıydık? Neden bu kadar önemli bu maddenin uygulanmaması? Ya aslında ben size bir haksızlık yapsam günlük hayatımda özür dileyebilirim. Anlaşabiliriz kendi aramızda. İnsanlar arası ilişkilerde bu telafi edilebilecek durumda. Yani sömürü mekanizması, insan üzerinde kurulan sömürü mekanizması telafi edilebilir, giderilebilir. Fakat bizim doğa üzerinde kurduğumuz tahakkümün geri dönülemez bir sonucu var yani hepimiz açısından. Dünyanın fiziksel sınırlarına geldiğimizi düşündüğümüzde işte iklim değişikliği, yani sonuçta bir tane yer küre var üzerinde yaşadığımız ve oradaki sömürü mekanizmasının hem insan türüne hem de bizim içinde bulunduğumuz, olduğumuz, var olduğumuz bütün bu ekosistem içerisinde dediğim gibi yani bu müdahale sınırsız bir biçimde olduğu zaman ve işte plansız bir biçimde olduğu zaman oradaki dengeyi gözetmediğimiz zaman bunun bir daha geri gelme şansı yok. Evet. Zaten tam bu sebeple bu maddelere biraz dikkat çekmek lazım, anlamak lazım. Hatta yasalaşmadan önce işte bu durdurulabilseydi çok daha başka şeyler şu an tartışıyor olabilirdik elbette. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi 3. köprü açılacak. 3. köprü de epey tartışılmıştı. İşte bu aslında çokça tartışılan mega projelerden biriydi. O mega projelerle devam edecek bu arada Başbakan Yıldırım. Öyle bir sinyal verdi. Mega projelerin insanı. Değil mi? Evet. O açılacak. Hazır siz yakalamışken oraya da bir soralım. Bir iki cümle etmek ister misiniz? Üçüncü köprü İstanbul 2009 tarihli çevre düzeni planındaki yüz binlerce lira harcayarak yapıldı ve yüzlerce bilim insanı katıldı. Bizim şu anda mevcutta bir çevre düzeni planımız var. Bu plan İstanbul'un bütün geleceğe yönelik
mekansal düzeydeki stratejisini aslında belirleyen bir plandı. Plandaki temel sanayinin desentralizasyonu, doğu-batı aksında olması gerektiği, kuzeye doğru şehrin büyümemesi gerektiği, özellikle ekolojik bir sınırın olduğu orada, kırılgan bir durumun olduğu, İstanbul'un su kaynaklarının, işte özellikle tarımın aynı zamanda yapıldığı ve ormanların olduğu bir alandan bahsediyoruz. Yani 3. köprü, bağlantı yolları, havalimanı, bir yandan Kanal İstanbul projesi gibi projeleri düşündüğünüzde köprünün yapımı şehirleşmeyi tamamen kentin kuzeyine doğru açacak bir gelişim. Zaten herhalde kısa bir süre sonra açılacak. Dediğim gibi yani yine Büyükşehir Belediyesi yaptırılan planda aykırı bir şekilde zaten plan delinerek ruhuna aykırı bir şekilde oraya plana işlendi köprü. Sonrasında zaten hepsi sırasıyla geldi geliyor. Örneğin 3. Havalimanı'nın orada yapılmasına dair mahkeme durdurma kararı vardı. Bunu da dinlemediler. Kanal İstanbul var. Yine torba yasada geçiyor. Sıkça adını duyuyoruz. İşte Kanal İstanbul'da büyük bir ihtimalle örneğin stratejik yatırım çerçevelerden biri kabul edilecek. Ve işte bütün bu izin süreçlerinden muaf olacak. Artık istenildiği gibi oraya. Yani bunlar çok büyük. Yani bütün dünya en önemli işte kültürel zenginliği İstanbul örneğin. Çok önemli doğa alanlarına müdahale ediyorsunuz. Yani bir kere müdahale ederken biraz düşünmemiz lazım yani. Sadece tek söylemeye çalıştığımız şey o. Değil mi? Hatta fazlaca düşünmemiz lazım. Evet. Ya da yani özellikle odalar çokça çabalıyorlar bunun için. İşte hukukçular, sizler çabalıyorsunuz. Bu işlerle ilgilenenler, ekolojiden az çok anlayanlar. Yani gelin konuşalım. Bizim de elbette yapılmasın değil ama nasıl yapılsın önerilerimiz var diyorlar. En azından belki bir oturulup konuşulsa, bir dinlenilse, taraflara bir sorulsa belki daha başka ilerleyecek işler değil mi? Yani dinlenilmesi gerektiğini anlayacaklar bence. Önce kendi varlıklarına müdahale sebebiyle doğrudan anlayacaklar. Çünkü yani bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Yani şehrin valisi de bu şehirde yaşıyor. Şehrin asgari ücretle çalışan işçisi de bu şehirde yaşıyor. Dolayısıyla aslında doğa bir yandan da doğaya yapılan müdahale aslında hani sınıflardan da ayrı herkese yapılmış müdahale anlamında. Bize bunu anlatmak düşüyor. Yani umarım en kısa sürede yani daha şeffaf, demokratik bir yönetim, buna dair süreçlerin işletildiği bir günle yani belki günlere yürürüz. Ama iyi niyetlidir aslında. Bir şey evet. Peki şimdi sizler bunları anlatmaya çalışırken vatandaş ne yapsın, ne yapmalı? Yani artık bu maddeler yasalaşıyor. İşte artık Akkuyu olacak. Ardından Sinop'a bir nükleer geleceği söyleniyor. Ardından İğneada'ya bir nükleer geleceği söyleniyor. İşte madenlerin durumu ortada. Ruhsatsız madenlerin durumu ortada. Taş ocakları benzer biçimde. Taş ocakları. Özelleştirmelerle işte neler olacak görüyoruz, biliyoruz. Peki artık oldu, bu yasalaştı. Meralar, tarım topraklarının hepsi örneğin şehirleşmeye açılıyor, imar izinleri. İşte vatandaş ne yapması lazım? Ne yapalım yani, yasalaştı diye yapacak bir şey yok diye bekleyelim mi? Yoksa ne yapabiliriz, engelleyebilir miyiz bunların yapılmasını? Yani hepimizin yaşadığımız yere sahip çıkması lazım. Gözümüzü açık tutmamız lazım. Hakkımızdan alınan kararları takip etmemiz lazım. Bu kararlara karşı mümkünse yargı yolları tabii ki kullanılmalı. Ama onun dışında yani partilerle görüşme, işte karar vericileri ikna etme, oradaki demokratik haklarını barışçıl bir biçimde, her türlü demokratik haklarını kullanma, kendi yaşam hakları, yaşamları üzerinde çünkü söz söyleniliyor, daha fazla kullanmak durumundayız. Biz Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlar yani. Buna daha uyanık olmalıyız. Yani yapabileceğimiz şeyler bunlar. Daha yaratıcı fikirler bulmalıyız. Karar vericileri ikna etmeye çalışmalıyız. Onları durdurmaya çalışmalıyız. Daha fazla yaramazlık yapmalıyız. Ya bunun bir örneği de var değil mi aslında? Güzel bir örneği. Cerattepe, yani en yakın zamanda yaşadığımız. Yani yakın çevre mücadelesi açısından bütün Artvinlinin artık özellikle Çoruh Vadisi'nin mesela barajlarla 8-10 tane, tam sayısını bilmiyorum ama barajla mesela zaten çok büyük tahrip edildiği. Bunun dışında mesela Büyükşehir Belediye Başkanımızın aslında doğduğu yer Yusufeli. Yusufeli'ni bir su altında bıraktık. Dünya en güzel yerlerinden bir tanesiydi. Artvin'de mesela zeytin olur. Çok özel bir ekosistemi vardı. Ama hani son geldiğimiz noktada Artvin'in tepesinde, Cerattepe'de, Milli Park'ın sınırlarına yakın bir yerde. Ama esas olarak rezervinin ve bütün o su kaynaklarına
Artvin'in varlık yokluk sebebiydi ve buna karşı da o Kafkas halkları ciddi bir biçimde direniş gösteriyorlar. Hepimiz de takdirle izliyoruz. Ben de keşfine katıldım. İşte davası devam ediyor zaten. Ama düşünün yani bir şehri ortadan kaldıracak projeye karşı on binlerce insan günlerce sokağa çıkmak zorunda kalıyoruz. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Elbette konuşmaya devam edeceğiz. Belki ne yazık ki en azından şimdilik projeler yapılırken de tekrar tekrar niye yapılmaması gerektiğini anlatacağız. Evet. Ama o projeleri yarım bırakmak için de buradan vatandaşlara sesleneceğiz diyelim. Varsa son sözümüz alalım. Yani yarım bırakmak derken işte engellenmiş projeler, onlar böyle anıtlar gibi durabilir insanların, gelecek insanların gözlerine karşı. Değil mi? Evet. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Bugün torba yasayla birlikte yasalaşan maddelerden birisi 75. maddeyi konuştuk. Neydi bu 75. madde? Bizi niye bu kadar ilgilendiriyordu? Memlekette bu kadar şey olurken bu 75. maddeyi niye konuşuyorduk? Tam da aslında en yaşamsal meselelerden birisi. Doğanın talanından bahsediyoruz. Yaşam alanlarımızın talanından bahsediyoruz. 75. maddeyle deniyor ki ruhsatsız madenler olacak. İzinsiz HES'ler yapılabilecek. Lisanssız kömür santralleri kurulabilecek. Ve işte tüm bunlar da bizim doğrudan hayatımızı etkileyecek, yaşamımızı etkileyecek. Bunların önüne geçebiliriz hala, yasalaşmış olması demek. Hem hukuki açıdan hala bir yolun varlığını Avukat Alptekin Ocak bizlere anlattı. Hem de bizler vatandaşlar olarak ne yapacağız? Elbette yaşam alanlarımıza sahip çıkacağız. Bu maddeler yasalaşsa bile takip etmeye devam edeceğiz torba yasadaki maddeleri. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.